Sizlere bedavaya beslenme programı veriyorum. Planınızı ve programınızı, her şeyi düşük kalorili günden bahsediyorum. 680 gram tavuk göğsü, çiğ, 128 gram pirinç demiştim ya. Onun yerine 192 gram pirinç yapıyorsunuz. Bu kadar basit abi. Dışarıda restoranda mesela 250-300 lira vermek normal. Haftalık beslenmenizi para vermeye geldiğinde anormal olmaması lazım. Hey, what's happening YouTube? Ege Fitness, back in business, actually always in business. Muhteşem bir videoyla yeniden karşınızdayız dostlarım. Türkiye zayıflıyor. Fiziğinizin nirvanasına ulaşmak istiyorsanız bu seriyi takip etmeniz lazım. Çok fazla takip eden var. Bugün söyleyeceğim şeyler, sizlere bedavaya beslenme programı veriyorum. Planınızı ve programınızı, her şeyi ben size haftanın hangi günü ne yapacaksınız, kaç gram protein, karbonhidrat, yağ alacaksınız, her şeyi söyleyeceğim. Pek fazla bir şeyi hesap etmenize gerek bile kalmayacak. Bu söyleyeceğim şeyler ise %95 dinleyenler için geçerli olacaktır. Neden diyorum? Genelde insanlar 2500-3000 kalori alarak kilolarını koruyabiliyorlar. Bunlara maintenance kalori diyoruz dostlarım. Zaten ilk videolarımızı, serinin ilk başında çektiğimiz videoları izleyenler TDEE nedir? Ne kadar fazla yemelisiniz ki kilonuzu koruyabilin veya kilonuzu verebilin, bunları biliyor olmanız lazım zaten. Bu serinin hala devam etmesini istiyorsanız hiçbir şekilde hız kesmeden 30.000 beğeni bekliyoruz videoya dostlarım. Tamamen sizlerin faydalanması için çekilen videolardır ve de bu göstereceğim beslenme programında videoda ekranı vereceğim. Markette kaç para tutar, haftalık kaç para harcayacaksınız bu söyleyeceğim beslenme programına falan filan, bunları vereceğim. Ama çok pahalı, çok ucuz, ortalama pahalı duymak istemiyorum. Size zaten bedava program verdiğim için dostlarım, size bu programdan para alarak satın alacağınız, para vererek satın alacağınız bir program olduğu için oradan tasarruf ediyorsunuz. Gidin beslenmenizi kafanıza takmadan harcayın. Dostlarım, kahveye gidiyorsunuz, nargile içiyorsunuz, içki içiyorsunuz, bilmem ne şeyler yapıyorsunuz. Bunlar normal. Dışarıda restoranda mesela 250-300 lira vermek normal. Haftalık beslenmenizi para vermeye geldiğinde anormal olmaması lazım. Kendinize yatırım yapıyorsunuz. En iyi yapabileceğiniz yatırım kendinize yapacağınız yatırımdır. Bu beslenmeyi gider olarak asla ve asla görmeyin. Kendinize yatırım yapıyorsunuz. Okula para veriyor musunuz? Neden veriyorsunuz? Kendinize yatırım yapıyorsunuz değil mi? Bu da kendinize tamamen yatırım yapmaktır. Dediğim gibi 30.000 beğeni gelsin ve de ben eğer bir şeyleri söylüyorsam sadece sizin yapmanız için değil, kendim de aynı şeyi yapıyorum. Bu gördüğünüz şey beslenme programınızın %50'sini oluşturacak. Bunlar sos abi. Hardal sosu, ketçap sosu falan filan. Bu da gördüğünüz şey yer fıstığı ezmesi. Ben baz aldığım ve sizlere vereceğim bu program Amerika'da çok ucuzdur. Türkiye'de ne kadar ucuz olabilecek bilmiyorum. Ama yer fıstığı yoksa fındık alacaksınız. Türkiye'nin mamulleri neyse ondan almaya çalışacaksınız. Bir şekilde ayarlayacaksınız dostlarım. Karbonhidrat bisikleti yapacağız. Bu ne demek oluyor? Bir gün yüksek, bir gün düşük aldığınız karbonhidrat günleri olacak. Neden böyle bir program yapıyoruz? Bunu da açıklayacağım. Ve de bütün araştırmalar açıklamalarda olacak. Araştırmalar bir normal diyet uygulayan. Öteki grup ise bir yüksek bir alçak, bir yüksek bir alçak alıyor. Pazartesi yüksek kalori, salı günü daha düşük kalori, perşembe yüksek, cuma günü daha düşük kalori. Yapan insanlar haftanın sonunda aynı kalori açığı vermiş olmalarına rağmen böyle oynayan insanlar daha fazla yağ yaktığı gözüküyor. Ve de daha fazla metabolizmalarının hızını korudukları diyetlerde öne çıkıyor. Bu arada arkadaşlarımız var yanımızda. Bir bu var abi arkadaş olarak. Merhaba çocuğum. Acılı tavuk getirmiştim, o yüzden yediremiyorum buna şu anda bu tavuğu. Gel abi. Hop. Roketa. Hızlı diyet yapmak da bu yüzden kötüdür. O yüzden Şubat'ta başladık. Hızlı diyet yapanlar metabolizmalarının hızını, metabolizmaların sağlıklı metabolizmayı kaybediyorlar abi. Ne oluyor? Vücut öyle bir şeye giriyor ki artık, atıyorum 2000 kalori yakıp vücudun kilonu korurken çok fazla hızlı bir şekilde kalori açığı verdiğin için, 2 ayda inanılmaz bir şekilde değişim beklediğin için, çok fazla kilo verdiğin için artık vücut 1500 kaloride kilosunu korumaya başlıyor. Ne yapıyorsunuz? Bu nedenden dolayı daha az yemeye başlıyorsunuz falan filan gün içerisinde. Aynı şekilde karbonhidrat cycle'ı yapmamızın sebebi de bu olacak dostlarım. Neden? Çünkü bunu yapan insanlar metabolizmaları daha güzel bir şekilde korunmuş oluyor diyet esnasında. Göstereceğim program şöyle bir şey olacak. 3000 kaloriyi baz alıyoruz. 3000 kaloride kilonuzu korudunuz dedik. 1000 kalori çıkartıyorsunuz. Bu düşük karbonhidratlı gününüz oluyor. Yani 2000 kalori aldığınız gün düşük karbonhidratlı gününüz olacak. Ve de
Pazartesi yüksek, salı düşük, çarşamba yüksek, perşembe düşük, cuma yüksek, cumartesi ve pazar günleri düşük karbonhidrat alacaksınız. 3000 kaloriden 300'ü çıkartıyorsunuz, 2700 kalori aldığınız gün ise yüksek kalorili gün olacak. Düşük karbonhidrat aldığınız günlerde 190 gram protein, 80 gram yağ, 130 gram da karbonhidrat almış oluyorsunuz. Toplam kalori 2000'e eşitleniyor. Yüksek karbonhidratlı günlerde 190 gram protein yeniden protein sabit kalıyor. 80 gram yağ yeniden yağ sabit. Sadece karbonhidratla oynuyoruz. Karbonhidratınız 305 grama çıkıyor. Yani 1220 kalori karbonhidrattan gelmiş oluyor dostlarım. Nasıl bir şey yiyeceğiz diye merak ediyorsanız, Türkiye'nin durumunu bilmem ama şöyle bir şey yiyeceksiniz. Düşük kalorili günden bahsediyorum. Düşük karbonhidratlı günden. 680 gram tavuk göğsü çiğ şekilde, pişmiş değil. 30 adet badem. 180 gram pişmemiş makarna. Ve de 6 çorba kaşığı fıstık ezmesi. Bu gördüğünüz sadece bir çorba kaşığıydı fıstık ezmesi. Ve de bu gördüğünüz tavuk sadece 300 gram diyebiliriz bu gördüğünüz tavuk. Yani bir tane daha böyle bir şey yiyeceğim. İki tane daha yiyeceğim hatta. Bildiğiniz gibi 5 öğün yiyoruz gün içerisinde ve de en az 20 gram protein almamız lazım. Net protein balansımız yüksek olsun diye. Yani kas yapabilelim diye hala. İzlemediyseniz bir önceki videoları kesinlikle izlemeniz lazım. Sizlere bedava bilgi veriyorum. Toplam 2035 kalori oluyor. Aa işte 35 kalori fazla falan filan. İncik cincik yapmanıza gerek yok dostlarım. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu programı uyguladıktan sonra bir hafta sonra bakacaksınız. Çok mu hızlı kilo kaybettiniz? O zaman düşük karbonhidratlı günde 2000 kalori almaktansa 2300 kalori alacaksınız. Siz hesaplayacaksınız. Ben size bunu baz alarak size verebilirim. Bu yüzden uzaktan eğitimler falan filan sizlerin her şeyinizi hesaplayarak bir şeyler veriyor karşınıza. Ben size mantığı öğretiyorum. Ama bu %95'inizde işe yarayacaktır. Ve işe yarıyorsa eğer bir hafta sonra gelin bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Gel gelelim yüksek karbonhidratlı günde ne yapacaksınız? Söylediklerimin aynısını yiyorsunuz. Bu kadar fazla basit, bu kadar fazla ayıptır söylemesi söz meclisten dışarı. Salaklara anlatır gibi anlatma yok. Aynı yemeği yiyorsunuz. Ve salaklara anlatır gibi derken hani ooo işte takipçilerini küçümsedi. Abi al. Kırmızı et yiyebilirim. Hani bolluk içinde yokluk varmış gibi yaşıyorum. Ben de böyle yiyorum. Daha basit. Ne kadar fazla dumb it down yaparsan, Amerika'da bir söz vardır. I dumbed it down for you guys. Ne kadar fazla salaklara anlatırmış gibi yaşarsan, basit bir şekilde yaşarsan, bu vücut geliştirmede o kadar fazla başarılı olursun. Köpek gibi yiyeceğiz ya, kuru mama gibi. Düşünün. Aynı şeyi yiyorsunuz, sadece 128 gram kuru pirinç ekliyorsunuz. 2715 kalori almış oluyorsunuz. Bu kadar basit abi. 293 gram karbonhidrat, 85 gram yağ ve de 205 gram protein gelmiş oluyor. Asla ve asla incik cincik etmeyin. Bu işi daha komplike, bu işi daha zorlaştırmayın. Zor olmayan bir işi. Vücut geliştirme çok basittir. Zor olmayan bir işi zorlaştırmayın asla. Eğer diyelim bir hafta sonunda çok fazla mı kilo kaybettiniz? Kilonuzun %1,5'undan fazla mı kilo kaybettiniz? O zaman karbonhidratı birazcık daha arttırın. 3000 kaloriye çıkartabilirsiniz. 2700 kalori alacağınızı yüksek karbonhidratlı günde. 3000 kaloriye çıkartmak için ne yapacaksınız? Aynı beslenme programını yapıyorsunuz. 128 gram pirinç demiştim ya. Onun yerine 192 gram pirinç yapıyorsunuz. Bu kadar basit abi. Daha varyasyonlu diyetler yapabilir miyiz? Atıyorum bademle birazcık tavuğu çıkartırım. 6 tane yumurta koyabilirim. Yapabilirsiniz. Ama bu size tamamen düz mantık öğretmektir. Benim yapacağım şey bu. Benimle beraber yürüyebilirsiniz. Ve de bunun üstüne tabii ki de yeşillik önemli. Vitamin A, vitamin C, vitamin D. Ama kalp sağlığı için falan filan. Kortizol, mortizol, işte Parkinson, Markinson bunlara tutulmak istemiyorsunuz. Yeşilliklerinizi de tabii ki de yiyin. Çok önemlidir. Yeşilliklerin yenmesi çok önemli. Ama sizlere basit bir mantığı gösterdim. Ne kadar yeşillik yemek istiyorsanız yiyebilirsiniz. Çok fazla abartmadan tabii ki de. Ama programlama budur. Şimdi anlatacağım şey ise sizlere neden böyle bir şey yaptık? Neden karbonhidrat cycle'ı tercih ettik? Bunu göstereceğim. Bir sonraki videoda göstereceğim şey Nirvana ev antrenmanlarını istiyorsanız. Spartaküs vardı geçen sene. Bu sefer Nirvana evin antrenmanları düşünüyorum. Çünkü çoğu insanın spor salonuna gitme imkanı yokmuş. O yüzden Nirvana ev antrenmanları yaparak bu dostlarımıza yardımcı olmayı çok istiyorum. Ama tabii ki de
destek ve istek varsa 30.000 beğeni bekliyoruz ve de yorumlarda Nirvana ev antrenmanlarını istediğini söyleyebilirsiniz. Dostlarım ben dışarı çıkıp vlog çekip çok fazla izlenmeyi de bilirim. Sadece sizlere faydalı olmak için böyle bir seriyi başlattık. Ama dediğim gibi istek ve destek yoksa böyle bir seriye devam etmeye de gerek yok. Ben ne yapacağımı biliyorum zaten. Ben inanılmaz bir şekilde plaj vücuduna hazır olacağım ve de 15 Mayıs'ta kızların mayoları suyundan ıslanmak değil de başka şeyden dolayı ıslanacaktır. Ben kendimden eminim. Sizleri de bu yola davet etmek istiyorum. Haydi bakalım şimdi nedenlerine geçelim. Bilimsel araştırmalara bakalım. Ondan sonra da sizlere bu söylediğim programın Türkiye'de fiyatı ne olacaktır? Bunları ekran başlarına getireceğim. Neden bir yüksek bir alçak yapıyorsunuz diye soracaksanız bütün araştırmaları açıklamalara koyacağım. Ama bunu yapmamızın sebebi düşük karbonhidratlı aldığımız günlerde glikojen depolarını birazcık boşaltıyoruz. Bu şekilde daha fazla yağ yakımını teşvik etmiş ediyoruz vücudumuza. Yüksek karbonhidratlı aldığımız günlerde ise glikojen olsun, insülin olsun yukarılarda olduğu için yani kas yapımında güzel bir rol oynamış oluyor dostlarım. Böyle olunca hem yağ yakmadan avantaj alıyoruz hem de kas yapmadan avantaj alıyoruz. Bu yüzden yüksek karbonhidratlı beslendiğiniz günlerde geliştirmek istediğiniz kas bölgenizi geliştirmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bu diyetin ilerlediği zamanlarda ise yapacağımız şey ne olacak diye soruyor olursanız 2 günlük 48 saatlik glycogen replenishment bir window, bir penceresi olacaktır dostlarım. Yani 48 saat içerisinde vücudundaki kilogram kadar bunu 10 gram karbonhidrat alman lazım. Yani ben eğer 100 kilogramsam 100 çarpı 10 1000 gram karbonhidrat almam lazım 48 saat içerisinde. Neden? Dediğim gibi glikojeni tekrar doldurmak için bu en fazla önerilen şey araştırmalarda. Bu araştırmayı da koyacağım açıklamalara. Bu yüzden ilerleyen zamanlarda vücudumuzun daha dolu gözükmesi için özellikle bu 15 Mayıs plaj vücudunu yakaladığımız zaman bu şekilde bir taktik izleyeceğiz. Tabii ki de izleyerek, tabii ki de bizi takip ederek daha fazla bizimle beraber kalmış olacaksınız ki ne yaptığımızı A'dan Z'ye anlayabilin diye. Bir sonraki videolarda ise sizlere göstereceğim şey hangi bölgelendirmeyi hangi gün yapıyorum. İşte göğsü nereye koyuyorum falan filan antrenmanlarım nasıl geçiyor bunları göstereceğim ama bundan önce büyük ihtimalle yorumlarda isteyeceğiniz şey evde ne yapmalıyız Ege Fitness diyeceksiniz. Yorumlarda bekliyor olacağım sizi. En son konuya geldiğimizde bu yapacağınız şey kaç lira tutacak? Aylık kaç lira tutacak? Şimdi ben size ekranlarınızın önüne bir şey vereceğim. Bir sürü kullanmanız gereken yemekleri ekranlarınızın önüne veriyorum. Bu yemekleri gördüğünüz kadarıyla A101'den buldum. BİM'in fiyatlarını bulamadım. Şimdi ben burada ounce kullanıyorum. Ben burada pound kullanıyorum. O yüzden belki bir şeyleri karıştırmış olabilirim. Ama yapabildiğim kadar yaptım. Biz burada gram falan kullanmıyoruz pek fazla ölçümlerde. Büyük ihtimalle doğru dostlarım ama beni de double check edin. Yani beni kesinlikle teyit edin. Bu aylık ne kadar tutacak size? Günlük ne kadar tutacak size? Biliyorsunuz haftanın 3 günü yüksek karbonhidrat var. Haftanın 4 günü ise alçak karbonhidrat var. Buna göre bir tane aylık tutar var. Ve size yapmanız gereken beslenme programınızla ekranlarınızın karşısına veriyorum. Gördüğünüz kadarıyla aylık tutar 800 lira kadar bir şey. Asgari ücreti biliyorum 3000 lira veya 4000 lira. Bunun 3'te 1'inin beslenmeye gitmesi, bunun 3'te 1'inin sizin geleceğinize gitmesi, sizin özgüveninize gitmesi, disiplinli biri olabilmenizi sağlaması bence değer. 3'te 1'i isterse yarısı gitsin bence değer. Sinir bozucu bir şey mi? Evet sinir bozucu bir şey. Ama 800 TL'ye yaklaşık aylık bir tutar çıkardım sizlere. Dediğim gibi arttırabilirsiniz, eksiltebilirsiniz. Ben BİM'den buldum, siz başka yerden bulabilirsiniz. Annenizin babanızın yanında yaşıyorsanız zaten Akbil makbil ayda 100 lira 500 lira neyse artık bilmiyorum. Kahvelere falan çıkmamıza gerek yok. Arkadaşlarımızla artık spor salonunda buluşabiliriz. Spor salonu hadi 1000 TL olsun. Arkadaş yani 500 TL falan belki kenara kalır bilmiyorum. Yani durumumuzun kötü olduğunu biliyorum şu anda. Asla ve asla hani ulan ben yapardım falan yani kendimi üstün görmek falan gibi böyle bir şey de yok dostlarım. Sadece ben yapabildiğimi yapıyorum. Sizlere destek çıkabildiğim kadar çıkıyorum. Ama dediğim gibi bu geleceğinize yatırımdır.
Bu sizin kendinize yapacağınız olacak yatırımdır. Ve de başka bir şey söylemek istiyorum. Bunu 500 liraya da indirebilirdim. Fıstık ezmesi yerine fındık koyabilirdim. Yani Türkiye'de ucuz olan size sağlıklı yağ verecek kaynaklar var. Zeytinyağı koyabilirdim. Ayçiçek yağı koyabilirdim. Evet belki çok kaliteli olmayacak yağ falan filan. Ama dostlarım benim yaptığım şey zaten. Veya işte yağı daha aşağı çekip karbonhidratı daha yükseğe çekebilirdik. 50 gram yağ da yeterli. Günlük 50 gram yağ da yeterli. Eğer fıstık ezmesi çok fazla geldiyse size parası, bunu 6 kaşıktan 4 kaşığı indirin. Gidin 2 katı makarna ekleyin. Yani karbonhidratı çıkartın. Daha dolu gözükmenizi sağlayacak. 50 gram yağ yetecektir yani günlük. Bu yüzden dediğim gibi ben bu beslenme programını rahat rahat 500'e de indirirdim. Böyle bir video gelmesini istiyorsanız da daha ucuz, en ucuz şekilde nasıl bir beslenme yapılır Türkiye'de bu şartlarda, bu definasyon, bu Türkiye zayıflama serisinde. Bunu istiyorsanız yorumlarda söyleyebilirsiniz. Benim yapabileceğim bu kadar şu anlık. Yorumlarda sizi bekliyorum. Videoya beğeni bekliyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Let's make some gains up in this. Ege Fitness'iz ya. Peace out. Emi kapatıyoruz. Kızım kapatıyoruz şeyi.